Melike'cim, dün çekimden sonra burada bir sesler yükseldi. Evet. Ben yani giyindiğim için koşamadım yanınıza. Kuraya kaldı Melike ile Elif biliyorsunuz. Ve sana ne oldu Melike? Ha? Yani Nursel Hanım, benim sinirlerim bozuldu açıkçası. Aa. Çünkü sürekli bilerek buluyor ve veriyorlar. Gelinini buluyor, ondan sonra veriyor. Kız sana çatlasın, patlasın bilmem ne diyorlar. Sinirlerim bozuldu yani artık benim. Kendini izlemek ister misin? İzleyelim. Bence izleyelim çünkü dün öyle böyle olaylar olmamış. Bakın. Açtım! Çok havalı, çok. Bravo. Ellerine bu ne ya? Bak. Şişe dibi gözlükler ya, var ya şişe dibi. Evet, onlardan evet. Alın, bir takın, gelip buraya bakmayı öğrenin, tamam mı? Hayırdır yani. Bu çok fena bir kadın. Ben seninle yarışmak istemiyorum. Güle güle. Yarışma, bay bay. İstemiyorum seninle yarışmak. 3 gündür benim tabağımı buluyor, bilerek veriyor bana ya. Vicdan diye bir şey yok kadında ya. Almış yanına bir tane vitrin bebeği. Sokakta görsen 10 kişiden 8'i nefret ediyor, sevmiyor. Kalkınızı da konuşalım. Sular açılmıyor ya. Sular açılmıyor. Sanki çok hak ettiler de aldılar çeyreği. Çok hak ettiler. Doyamadılar bir. Vitrin bebeğini alıyor, geliyor buraya. Sakin ol. Yaptığın o kadar saçma ki Melike yani. Ben seninle muhatap olmuyorum ya. Seninle muhatap olmuyorum. Hadi git ya. Seni görmek dahi istemiyorum. Git o zaman canım. Seninle yarışmak hiç istemiyorum. Yarışamazsın zaten. Hiç istemiyorum ama yarış. Ben çıkmak istiyorum ya. Ben yönetmenle konuşmak istiyorum. Ben yapamıyorum yani. Saçmalıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Sus, benimle muhatap olma artık ya. Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Ben aynı şeyi söylüyorum. Neden o kadar yükseldin? Yani kura çekildi, Elif çıktı, sen de çıkabilirdin. Hırsın çeyrek mi? Hırsım çeyrek değil, hırsım çeyrek de olabilir. Sonuçta burası bir yarışma. Evet. Ve ben buraya kazanmaya geldim. Ve bunu bile isteye bana vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Elif'in karşısında. Gelinini buluyor. Gelinini buluyor, ondan sonra hepsine basıyor, geçiyor. Basıyor, Melikeciğim, geçiyor. Buranın amacı o ya. Ama beni tanıyor Nursel Hanım. Daha önce yarıştığımız için... O zaman onun başarısını gösteriyor. Yani demek bilerek ki... Bilerek yapıyor bunu yani. Hani gelinini bulup size bir vermesi zaten konsept ya. Ha? Sanki mükemmel yapıyor da gelinini şeyi buluyor, Melike'yi buluyor. Ay, bir mükemmel yapmış olmasaydım eğer, tamam mı? Seninle beraber aynı kuraya kalmazdım. Çok büyük bir şans yaptım. Benim için gerçekten. Hiç de şans falan çok değil. Büyük bir şans. Benim bence. İçin... Onlar kendilerini çok şanslı. Benim için normal bir insan nasıl, sen öylesin. Zaten var ya, o kadar sen zoruna gidiyor şeysin, ki. O kadar şey. Bak bana ne diyor vitrin bebeği. Hem görsel olarak beni kıskanıyorsun, ben... hem tahtadaki başarımı kıskanıyorsun. Çat, orta yerinden çatlıyorsun. Ben de seni keyifle izliyorum. Tamam. Daha da delirteceğim seni. Tamam. Ben seni delirteceğim. Hani gitsinler buradan, zaten kazanmışlar diyorsun ya. Evet. Gitmeyeceğim. İnadına o tahta falan almayacak ya. Ekstra tahta ekleteceğim yanına. Buraya da yazıyorum. Hangi hayal rüyasında? Hangi hayal rüyasında yaşıyorsun? Senin gibi ben tenekeyi çıkarmayacağım bak. Bardak falan fırlatmıyorum. Yemek yapıyorum. Aramızdaki fark bu. Yemeği yapıyorsun zaten. Yaptığın yemekleri de görüyorsun. Her zaman çeyrek de almıyorsun. Tamamen şansına. Bir tek kayınvalidemden mi alıyorum? Bir otur, evet, onu bir tek kayınvalidemden sürekli 5 alıyorsun. Nereden senin kayınvalidenden 5 alıyorum? Gönül teyzeden, Nurcan Hanım'dan da 5 alıyorum. Bir otur düşün, nerede hata yapıyorum ben de ya? Ben hiçbir yerde benim üstümden ellerini çek. Ben kendine bir saniye. Bak, yemeğine bak. Valla ben hem kendime de bakıyorum. Yeter artık ya. Hem yemeğime de bakıyorum, belli, tamam mı? Belli. Senin kayınvaliden tamamıyla adaletsiz bir şekilde puan veriyor. Ona zaten şişe dibi gözlükleri de getireceğim. Onları da taktıracağım. Görmeden puan veriyor. Tadıyor, tadı güzel. Onu bilerek puan veriyor. Diğer kayınvalidelerden kaç puan yani? Ben Gönül Hanım'dan 5 aldım. Nurcan Hanım'dan 4 aldım. Dün, annemden dün, de... Dün, ondan önceki gün hani... Dün öyle aldın, ondan önceki günler... Ondan önceki günlerde yapamadım. Olmayınca. Yani yaptım aldım diyordun. En başarılısı, en mükemmeli diyordun. Ne bak, oldu? Şu bugün kaçıncı gün? Kazı yandı. Hayır, bugün
kaçıncı gün? Bugün kaçıncı gün? Nereden alıyorsun, nereye çekiyorsun? Kaçıncı gün bugün? Üçüncü gün değil mi? Üçüncü günde adapte olma bir süren vardır, tamam mı? Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hayatım. Çok iyi biliyorsun. Evet, çok iyi biliyorum. Onun için iki gündür kendini öne atıyordun. Ben sana Melike yapamıyorsun. Boşuna kendini yorma, önlere gitme dedikçe aa ben mükemmelim, aa ben zirveyim, aa ben en iyisiyim diyordun. Bugün de yapamadım diyorsun. Geldin benim lafıma, konuşmuyorum. İşte, hiç de ben senin lafına sen falan da gelmedim. Sen belki bu kadar çıldıracağına biraz yemek yapmayı öğren. Ben yemek yapmayı biliyorum. Sizden öğrenecek de değilim, tamam mı? Sen zaten sadece... Ben yemek yapmayı biliyorum. Beni tanıyor diyor, bana bir veriyor diyor. Ben Tuva'yı da mı tanıyorum? Seni de mi tanıyorum? Niye ben seni tanıyıp da... Hayır, biz daha önce yarıştığımız yani için diyorum. Hayır, sen daha onlara önce da yarıştığımız bir gidiyor, için... ona da bir gidiyor. Ona da biliyorsun. İyi yaptığında 4 almıştı benden. Yani bence sen çok fazla tepki veriyorsun. Bu kadar hırsını yemeklerine versen daha başarılı olacaksın. Sen de zaten biraz saygı olsa, senden kaç yaş büyük kayınvalidenin yaşında bir kadın var. Ben oradan suyu geçerken ayağıma suyu fırlatıyorsun. Bilerek yapmamıştır bence. Ama olmaz. Bilerek yaptım. Sinirden oldu. Bilerek yaptım. Olmaz. Biraz saygı gerekiyor bence. Yani tamam, hırslı ol, yap, kazanmak istersin. Bunları her şeyi kabul ederim ama ben yine sen küçüksün. Sana uyumak istemedim, çıktım gittim. Melike'cim, gittim. Prensesim. Sen kendin düşün birazcık. Prensesim, prenseslerim. Burada tek bir cevap var. İyi yemek yapacaksınız. Tek bir kayınvalide ile iş bitmiyor. Yani. O seni bulsun, sabaha kadar bir versin. Daha 3 kayınvalide ve 1 sunucu puanı var. Hepiniz için söylüyorum. İyi yemek yapan kazanıyor. Sadece buna odaklanın, olur mu? Daha sakin. Tamam mı? Yarışmanın cilvesi bu. Yani yarışmalarda her zaman bu hırs aslında aranılan bir özellik. Ama biraz daha sakin olsak fena olmaz.